Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Yüreğimdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim, bugün konuşacağımız bir konu var. Yazmıştım ben bunu bir kenara. Daha önce seyrettiğim Afrika'da yapılan paleontolojik araştırmalar üzerine bir şey konuşacağım. Orada bir kenara notlar almıştım ben yani. Notlar almıştım. Arkadaşlar, bu paleontolojik araştırma yapan da Jose Braga. Fransız dünya ünlü bir paleontolog. Adam senelerden beri orada araştırma yapıyor arkadaşlar. Ekipler halinde, aynı zamanda arkeologlar var, çok sayıda insanlar var. Çok sayıda, işte dedim ya, Fransızlar inanılmaz bir şekilde bu tip şeylere, bakın dünyanın neresinde olursa olsun, ekipler halinde gidiyor arkadaşlar. Ekipler halinde, kalabalık bir ekipler halinde. Orada araştırmaların hepsini yapıyorlar. Yani. Çünkü dedim ya, işte orada biyologlar var, zoologlar var, işte paleontologlar, arkeologlar, hepsi beraber, bütün kollar arkadaşlar. Beraber çalışıyorlar. İşte Jose Braga bir şey arıyor arkadaşlar bu adam. Bunu bahşede kenara yazmıştım. Onu okuyayım ufak bir şey de. Onu sonra anlatırım biraz kısa olarak. Arkadaşlar, bu insanların ilk bulunduğu, insana ait ilk bulunan fosil Güney Afrika'da 3 milyon 700 bin yıllık. 3 milyon 700 bin yıllık kafatas. Güney Afrika'da. Daha sonra buradan göçler başlıyor. Arkadaşlar bakın, göçler başlıyor. Bu Krondai bölgesi. Krondai. Bunlara böyle isim Ostropitek. Ostropitek 3 milyon yıl arkadaşlar. Homo erectus 2 milyon bakın. 2 milyon. Krondai ilk insan. Yani toprağın altında bulunan kafatası 3 milyon 700 bin yıllık. 3 milyon 700 bin yıllık Güney Afrika'da. Güney Afrika'nın kuzeyinde. Bak yazmışım. Kısa alırım çünkü seyrettiğim zaman alırım, kenara yazarım. Şimdi buradan baştan göçler Kenya'ya gidiyor arkadaşlar, bakın. Kuzeyde baştan Kenya'ya böyle geçiyor. Kenya'ya gidiyor. Burada bu paleontoloğun ekiplerinin, arkadaşlar bunların arada şey şu, 3 milyonla 2 milyon yılı arası. Bu gizemli bir tarih arkadaşlar, bak gizemli. Bak 2 milyondan sonrası biliyorsunuz. 2 milyon 1 milyon arası biliyorsunuz. Çünkü bu Kenya'nın kuzeyinde başlayan Türkana, Tanrı Türk'ün çocukları yöresinden ilerleyen insanlar, göçler ve Kafkasya'ya, bakın Kafkasya'ya. Orası biliniyor ama burada bir gizemli şey var arkadaşlar. 3 milyonla 2 milyon arası. Ya yani o 1 milyon yıl. Burada evrimden bahsediyor. Ve kendisi inanılmaz, dedim ya, ekipler de var. Öyle bir araştırmalar yapıyor ki arkadaşlar, bu kemikler üzerinde, bakın. Kemikler üzerinde adam öyle bir insan ki, bulacağım diyor çünkü. Bulacağım diyor çünkü. Bazı kanıtlar bulmuş. Hatta bazısını da paylaşmak istemiyor. Zamanı gelince hepsini paylaşacağım diyor yani. Yani 3 milyonla 2 milyon yıl. Gizemli. Bilinmeyen. Evrimin nasıl oldu? Bu zaman zarfında 1 milyonluk zaman zarfında evrimin nasıl oldu arkadaşlar? Baktım Jose Braga'ya seyrederken. Ufak notlar aldım böyle, kenara yazdım. Çünkü arkadaşlar ben bir aynı zamanda böyle dünyadaki bu arkeoloji üzerine, dil bilim üzerine, antropoloji üzerine, orada da dedim çoğu şey seyrederim. Bakarım. Bütün Türk Turan tarihi arasında, çünkü bakın arkadaşlar, dedim ya, Türk Turan tarihiyle bunların hepsi alakası vardır. İlişkisi vardır. Tıpkı dedim ya işte. Kenya'nın kuzeyinde Türkana çocukları. Türk ananın çocukları. Yani Tanrı Türk'ün çocuklarının 1 milyon 800 ile 2 milyon önce başlayan göçleri arkadaşlar. Göçleri. Dedim ya. Kafkasya, Anadolu, İspanya. Bakın. Dolaşıyorlar arkadaşlar her tarafa yani. Her tarafa. Ve insanın evrimi var arkadaşlar burada. Daha sonra bu evrimin Homo sapiens'e dönmesi. Kara olarak başlayan, siyah olarak başlayan
Ve daha sonra sarıya dönen, bak sarı, kızılın, kahverengin oluşması ve en sonunda beyaz tenin oluşması yani. Beyaz tenin oluşması. Yaşanan iklimle, iklim şartları, buzul çağları, yiyecekler, bunlar inanılmaz bir şekilde şeyler var arkadaşlar. Etkileri vardır insanın ten yapısına. Ten. Bunlar çok önemli. İşte burada önemli konu bunu bilmiyordum yani. 3 milyonla 2 milyon arası arkadaşlar. Gene geçen gün bilgiler düştü, ona bakamadım. Zaman olursa bakacağım tekrar. Yine Jose Braga çok şeyler bulmuş. Geçen hafta düştü. Fransızlar da bakın inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde destek veriyorlar paleontologlara yani. İnanılmaz bir şekilde. Buna zaten orada 2003-2004'te görmüş olduğum daha önce yine oraya giden Fransız paleontologlar Türkana bölgesine, Türkana bölgesine yani Kenya'nın kucağında aynı zamanda göl vardır arkadaşlar, Türkana gölü. Bakacaksın orada. Çünkü orada paleontologlar, Fransız paleontologlar şunu söylemişlerdi. Çok iyi. Burada 4 milyon 100 bin sene önce yaşam var demişler ya. Taşlardan acaba bu var. Taş bilmiyor bu paleontologlar. Bu oradaki işte 3 milyonla 2 milyon yıl arası arkadaşlar. Gene geçen de bayağı belgeler gelmiş. Fosiller bulunmuş. Çok şeyler bulunmuş. Şimdi bunlar eklemleri yapılıyor galiba. Taslakları, tezleri, tezleri hepsi hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Ama dedim arkadaşlar hepsi bir kalabalık halinde yani. Bir şekilde devlet de bunlara destek veriyor. Bir taraftan İngilizler iyi mi? Bir taraftan İngilizler. Fransızlar yapar da İngilizler durur mu? Ama değil mi? Adamlar dünyanın her tarafında yani. Dünyanın her tarafında. Yine bir şey düşerse, değişik bilgiler arkadaşlar, Jose Braga, bayağı dünya cümle falan Türkiye. Adam hayatını vermiş ya. Orada, ya düşün, hep adam hep orada ya. Ve adamda bir şey var arkadaşlar, çıkartacağım diyor, çıkartacağım. Her gün bir şeyler çıkartıyor. Tabi bazı şeyler de arkadaşlar birdenbire söylemiyorlar. Çünkü bunu Fransa'yla beraber bir şey olduğu için. Direkt orada çıkan fosiller direkt Fransa'ya gidiyor çünkü. Tabi burada hepsi toplanıyor parçaların. Parçaların toplanıyor ve zaman gelince bunu açıklamasını yaparlar yani. Nasıl 3 milyon, 2 milyon sırası, 2 milyon yılı arası yani 1 milyon yılda insan evrimi nasıl oldu yani? Nasıl bir evrimmiş geçti? Onu rahatlıkla anlatırlar. Bunlar önemli bir yakış abi. Bazen gördüğüm zaman bu tip yayınlar ilgimi çeker. Alır kenara yazarım yani. Bugün de size Jose Braga'yı anlattım yani. Bilelim. Arkadaşlar bilelim. Ya dünyada haberdar olun yani. Ya insanlar da boş durmuyor yani. Bilim adamları da boş durmuyor. Bak devam et. Ekipler ne diyor arkadaşlar? Ekipler bilmiyorum kaç kişi. 2-3 kişi, 3 kişi. Adam hep oradan ayağı. Değişik devam ediyor. Bugün de yayınımız böyleydi arkadaşlar. Hoşçakalın. Saygılarımla.